Tükenmişlik sendromunun en önemli sebebi bu enzimin azalması, koenzim. İkinci önemli sebebi magnezyum eksikliği. Magnezyum azalırsa dokularda, eklemlerde, kemiklerde zaten kalsiyum oranı artar. Damarlar, lenf sistemi, bağ dokusu, bütün organlar kireçlenir. Dokular sertleşir, sistem çöker. Magnezyum 400 çeşit enzimin oluşmasında kofaktör, anahtar. Yani burada magnezyum eksikliği birçok hastalığa sebep olur. Çünkü karaciğer 13.000 enzim üretir. Bunlardan 400'ü magnezyuma bağlı. Magnezyum eksikliği demek vücudun yeterli kaliteli enzim salgılayamaması demek. O da sistemin çökmesi demek. Bizim üretmiş olduğumuz bununla ilgili çok güzel çalışma yaptık. Magnezyum malat. Magnezyum malat eksikliği kaslarda, kemiklerde, bağ dokusunda zafiyete sebep olur. Bağışık sistemi çöker, kalp damar rahatsızlığına sebep olur vesaire. Biz öyle bir magnezyum malat ürettik ki aynı zamanda magnezyum malatın malat malik asit, elmadaki malik asit, o bir amino asit, onunla asit birleşmiş hali şelat. Magnezyum saf olarak kullanılmaz. Olursa tabii ki etkisi olmaz. Magnezyum amino asitlerle birlikte olması gerekir ki daha yoğun emilsin, daha yoğun kullanılsın. Bunu diğer amino asitlerle güçlendirdik. Artı B6 vitaminiyle güçlendirdik. B6 vitamini özellikle beynin fonksiyonları için, sinir sistemi için, beyin için çok çok önemli. Bağ dokusunu temizlemek gerekir. Bağ dokusunu güçlendirmek için, eklem sıvısını artırmak için 40 kilit soyulutu spiruna zaten 1 gram 5 kilo zepse ve meyve bedel. Aşırı kimyasal ilaç kullanmak, antibiyotikler, steroidler, diüretikler vesaire, kalp için kullanılan ilaçlar magnezyum yetersizliğine sebep olabilir. Magnezyum yetersizliği olursa kişide tükenmişlik sendromu olur. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, enerjisi tükenir, uyuyamaz, uykuya dalamaz, sıkıntı uyanma vesaire çeşitli sorunlar yaşayabilir. O nedenle bu sorunun ortadan kaldırılması gerekir, uyku sorunları. Uyuyamıyorsa, uykuya dalamıyorsa, kramp, baldır ve bacaklarda kramp oluşuyorsa, huzursuz bacak sendromu varsa magnezyum eksikliği var demektir. Magnezyum biraz da D vitaminine bağlı. D vitamini gözden kaçıyor. Diyelim ki magnezyum eksikliği var ama D vitamini çok bir işe yaramaz. Çünkü D vitaminin karaciğerde ve böbreklerde parçalanarak diğer hormonların, enzimlerin oluşmasında rol oynayabilmesi için magnezyuma ihtiyaç var. 1 mol yani D vitamini karaciğerde, böbreklerde parçalanarak işlev yapabilmesi için 56 mol molekül magnezyuma ihtiyaç var. Magnezyum yetersizliği varsa sizde istediği kadar D3 vitamini olsun. Yani bir anlamı olmaz. O nedenle şimdi D magnezyumun vücutta olup olmadığını da soru işareti. Neden? Çünkü kanda serumuna bakıyorlar. Kandaki magnezyum yeterli gözükebilir. Ama bağ dokusundaki, vücuttaki, hücreler arasındaki magnezyum kandan anlaşılmaz. Biraz zor yani magnezyum eksikliğini tespit edilmesi. Kandan anlaşılmaz. Vücuttaki kalsiyum, magnezyum azaldı mı azalmadı mı? Biraz zor bir iş. Belirtilerinden bilmek lazım. Yani burada tükenmişlik sendromunun sebepleri D vitamini, D3, magnezyum ve koenzim. Bu üçü eksikliği tükenmişlik sendromuna sebep olabilir.